Merhaba arkadaşlar Burak Oyunlar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Burak Oyun'da da bugün size bug ile nasıl server açabileceğinizi göstereceğim Minecraft'ta Hem hamacili server nasıl açabileceğinizi göstereceğim hem hamaciziz yani portla nasıl açabileceğinizi göstereceğim Şimdi öncelikle tarayıcımızı açıyoruz internet tarayıcımızı Ben Google Chrome'u kullanıyorum siz neyi kullanıyorsanız onu kullanın artık. Bu da böyle aptal aptal şeyler yapıyor. Neyse. Şimdi Bucket yazıyoruz arkadaşlar Google'a. Ee Bucket'in zaten sitesi ilk başta çıkıyor. Bucket.org diye. Siteye girdikten sonra burada ana sayfada ee sürüm yükseldikçe ilk mesajda belirtirler arkadaşlar. Burada hemen belirtmiş zaten Craft Bucket işte 1.3.2 sürümü diye. Şu sağ tarafta burada da gösteriyor sürümleri. Önceki sürümleri falan filan. Yeni sürümleri. Şuradan yeni sürüme giriyoruz. Yeni sürüme girdikten sonra işte burada e, yeni sürümde nelerin olduğunu, nelerin düzeltildiğini, ne olduğunu, ne bittiğini, cardı, jurdu, zardı, zurdu hepsini anlatıyor. Ondan sonra şurada Download Craft Bucket yazıyor arkadaşlar. Buna bastığınız zaman indirme işlemi başlamıştır demektir. E, Bucket'i bilgisayarınıza indiriyorsunuz. İndir ben şimdi bir daha indirmeyeceğim. İndirdim, masa attım çünkü. İndirdikten sonra masa üstüne atın arkadaşlar. Şu şekilde bunun yanında işte Craft Bucket 1.3.2 Zart Zurt bilmem ne o bu şu bir şeyler yazar. Onları senin sadece Craft Bucket yazısı kalsın. Neyse bunu buraya koyuyoruz. Yeni bir klasör oluşturuyoruz arkadaşlar. Klasörümüzün adını istediğinizi verebilirsiniz. ben MC Server yaptım. Bunun içine giriyoruz. Ondan sonra Craft Bucket'i bunun içine atıyoruz. Bunun içine attıktan sonra arkadaşlar burada Java 6 ve Java 7 diye iki tane text dosyası var. Bunlar sizin işinize şimdilik şöyle yarayacak. Biz daha doğrusu bakkiti kurmak için yarıyor. Hani Sizin bunları temin etmeniz gerekmiyor. yani. Neyse şimdi Java 6 e, sürümü varsa bilgisayarınızda Java'nın 6. sürümü yani Java 6 varsa şu yazıyı kopyalayıp e, yeni bir metin belgesi oluşturacaksınız arkadaşlar. Java 7 varsa bunu kullanacaksınız. Bende Java 7 var. O yüzden bunu kullanacağım. Yeni metin belgesi oluşturup bunu e, içine yapıştırın şu yazıyı. Yaptıktan sonra arkadaşlar dosyayı farklı kaydet diyoruz. Farklı kaydet dedikten sonra dosya adını e, mc server diyeyim. Ondan sonra da sonuna nokta bat ekliyorum arkadaşlar. Sonra kaydet diyorum. E, kaydedince burada bir tane bat dosyam oldu. E, Windows toplu iş dosyası demiş işte. E, bu bizim bug kiti kurmamızı sağlayacak. Yani şu şekilde. Buna bastığınız zaman burada bir e, ekran açılıyor, bir pencere açılıyor. Oradan klasörleri falan oluşturduğunu, cardı ne yaptığını, ne ettiğini gösteriyor buradan. İşte e, şu an klasörler oluşturdu, dosyalar oluşturdu. Word ile ilgili dosyaları hallediyor. Bunların e, olmasını bekleyin. Tamam diyor zaten. En son hepsini hallettik baba diyor. Tamam diyorsun. Bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik bir işinize yaramayacak. E, burada plugins e, klasörü var. Bu plugins klasörüne atıyorsunuz pluginleri. E, bunun sayesinde plugin yüklenmiş oluyor sorunuza. E, bak zaten e, temel amacı da pluginlerin çalıştırmasıdır. Yani pluginli olmasını sağlamaktır Bucket'in. ama ama ana amacı ıı, onun dışında burada word dosyası var ee, yeni word dosyaları atabilirsiniz içine ee, yani yeni dünyalar kurabiliyorsunuz direkt buraya atıp adını değiştiriyorsunuz falan filan ee, burada işte ıı, klasör dosyalar var e, Whitelist server dosyaları falan ayar dosyaları kimin admin olabileceğini halledebileceğiniz dosyalar onu da şu şekilde yapıyorsunuz ops ıı, textine girdikten sonra şuraya mesela Admin olmasını istediğiniz kişinin mesela ben kendim admin yapacağım ya buraya bırak yazdım Ondan sonra kaydet dedim Arkadaşlar şu an ben sonra admin oldum ee, Siz mesela Ahmet diye bir adamı admin yapacaksınız buraya Ahmet yazıyorsunuz kaydetiyorsunuz Tamamdır bu şekilde ben teker teker yapıyorum Önemli değil yani buraya istersen bir sürü ismi yaz, sonra kaydet de sorun olmuyor yani ee, bu işlemi de yaptıktan sonra arkadaşlar asıl e, gerekli olan yani asıl ayarların yapıldığı dosyaya görüyorum. Server dosyasına geliyoruz. Bu server dosyasında bizim ana ayarlarımız var arkadaşlar. Şimdi burada ee, Allow nedir demiş. Allow nedir? Neden gide gidebilelim mi? nedir açık olsun mu? Falan dosyası. Bunu True derseniz nedir açık olur? Herkes gidebilir. False derseniz gidemezsiniz. Yani şuraya false şeklinde yazdığınız zaman kimse oraya gidemez. Bunun olayı da bu. İşte uçabilsinler mi falan. Burada level name var. Burada e, adını değiştirebiliyorsunuz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Adını değiştirdiniz. Mesela world 1 yaptınız. Kaydettikten sonra server açtığınızda burada yeni bir tane klasör oluşur. World 1 diye. World 1 dünyasını yaratır. Bu bu şekilde. E, server port ayarı var. Bunu şimdilik dokunmayın. E, onun dışında IP adresi diyor arkadaşlar. IP adresini amaç ile açmak istiyorsak Şuradan hamaç e, adresimiz işte benim 5.45.231.00 falan ya o adresi e, şuraya yazıyorum arkadaşlar. Şu şekilde hamaçili server için bu. Yeniden söylüyorum hamaçili server için bu. Yoksa e, port server açacağınızda buraya bir şey yazmanıza gerek yok. E, böyle yaptıktan sonra işte npc olsun mu diyor yani oyun dışı karakterler falan. E, oyun içi karakter daha doğrusu. Nasıl açıklayayım? Neyse ney işte herkes biliyor. Ee, hayvanlar olsun mu? Hayvanlar spawn edilsin mi? Evet diyorsanız true, hayır diyorsanız false yapıyorsunuz. Ee, hardcore modu açık olsun mu olmasın mı? Ee, onun dışında... Online mod nedir? Online mod sayesinde oyununuz korsansa e, true da giremiyorsunuz. Ama oyununuz orijinalse girebilirsiniz. Yok benim serverıma korsancılar da girsin arkadaş herkes girsin ya diyorsanız burayı false yapıyorsunuz. Server herkes girebiliyor. PVP nedir? PVP PP millet birbirine dalıp öldürebilsin mi olay. İstiyorsanız true, istemiyorsanız false. Ee, game mode difficult bunlar şey. Yani game modu bir yaptığınız zaman oyun creative olur. Yani herkes de istediği e, itemi alabilir. İstediği işte eşya olur falan filan. Max player oyuncu sayısının kaç olmasını istiyorsanız o. Spawn monster e, yaratıklar açılsın mı, kapansın mı falan filan. Gerisi sizi pek ilgilendirecek şeyler değil. Ha level type demiş bu ne işe yarıyor arkadaşlar default derseniz normal survival bir tane dünya yaratır size ama bunu flat yazarsanız şu şekilde burada e, yaratılan dünya düz olur arkadaşlar dümdüz bir dünya olur e, hani benim videomda görmüştünüz ya işte abi o videoda işte böyle bir dünya vardı hangi map o falan filan diyorsanız direkt flat yazdım oluşan bir dünya yani başka bir olayı yok neyse bunu da anlattık e, ip adresimizi yazdık Kaydet diyoruz ondan sonra. Şu an e, ayarımız neredeyse tamam. E, Hamaç için başka yapabileceğimiz bir şey yok. Pluginleri zaten şuraya atıyoruz. O şekilde pluginler e, olmuş oluyor. Attığınız an aktif olur. E, Ayrıyeten bir aktifleştirme olayı yok. Onun dışında bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. MC Server dosyamızı, BAT dosyamızı açtığımız zaman serverimiz açılmış oluyor. Velhasıl. E, Hamachili Server böyle açılıyor arkadaşlar. Basit dediğim gibi. E, spawn alanında spawn olacağınız yeri ayarlıyor şu an. E, bu işlem bitti. Şu an sonra herkes girebilir, oynayabilir. Ama herkes dediğim ama çağınızdaki herkes. Ama çağınızdakiler işte sizin şu 5.45.14 IP adresini kopyalayıp e, Oyunda açtığı zaman açmış olacaklar. Bu şekilde girmiş olacaklar arkadaşlar. Siz de e, bu IP'den gireceksiniz tabi. Ya da 192.168.2.1 falan filan var. ya Onlardan da olabilir. İkisinde deneyin işte. Şimdi bunu anlattım portlu nasıl yapacağız Burak abi diyorsunuz ee, Portlu yapmak için Arkadaşlar yapacağınız şey şu Şimdi şuradaki Hamachi ip adresini Siliyoruz IP adresi kısmı boş olsun Ondan sonra burada diyor ki server port 25565 demiş Tamam diyelim kaydedelim Ondan sonra arkadaşlar Şuraya cmd yazıyorum Ondan sonra ip config bir dakika config dedim ne ya, var yanlış yazdım böyle mi ha ip config al yazdığım zaman arkadaşlar bu da değil lan nasıldı dur bakayım hmm. direkt ip config yazdığım zaman arkadaşlar şurada varsayılan a geçidi yazacak bu varsayılan a geçidi ee, sizin modeminize girmeye yarıyor ayrıca zaten ip adresinizden de direkt girebiliyorsunuz da şuraya 192 168 2.1 yazdıktan sonra adresinizi modeminiz açılacak ben modemime gireyim artık modeminiz neyse ona göre portunu açacaksınız tabi ayarlarını ona göre yapacaksınız daha doğrusu da şimdi şurada NAT yazıyor Net'a basıyorum port yönlendirmeye geliyorum port e, port yönlendirmeye geldikten sonra arkadaşlar ben daha önceden açmıştım zaten e, portlarımı size e, şöyle göstereyim direkt yeniden Hani girdikten sonra yapacaksınız portu açacağınız ip adresi Arkadaşlar yani Şuradaki ip adresi şu olacak e, sizin ipv4 adresiniz olacak yani benim 192 168 2.22 Siz artık orada kaç yazıyorsa onu yazıyorsunuz Ondan sonra şuraya e, tcp yerine 25565 e, lana 25 565 UDP, 25565, 25565 yazıyoruz şöyle her yere yani. Fazla yazdım bak. 25565, ha şu şekilde. Buraya her yeri dolduruyoruz. Dur. <laughs> şöyle doldurduktan sonra şuraya da işte Minecraft yazıp ekle dediğiniz zaman şuraya zaten çıkacak hemen alt kısma, gördüğünüz kısma. Bu işlemi, işlemleri bitirdikten sonra arkadaşlar şuradan kaydede bastığınız zaman portunuz açılmış oluyor. E, AirTies benimki. RT kaçtı bu ya? Ha, RT 206 modeminde böyle açılıyor. Artık sizin e, modeminiz neyse ona uygun bir şekilde açacaksınız. E, açtıktan sonra arkadaşlar sizin gireceğiniz IP adresi şu IP adresinden girersiniz. Bundan girin. Bundan olmuyorsa 192.168.2.1 yani şuradaki IP adresinden gireceksiniz. Nerede o? Şu varsayılan ağ geçidi dediğim bunlardan giriyorsunuz arkadaşlar. Başkaları neyden giriyor? Başkalarının girmesi için IP adresi vereceğiniz adresi şu. IP numaram e, sitelerine girdiğinizde işte IP adresiniz yazar. 95, 10, 51 falan filan benimki ya. Bunu kopyalayıp işte arkadaşlarınıza veriyorsunuz. Al kardeş benim IP bu diyorsunuz. Adam da o IP'den sizin server'ınıza girmiş oluyor. Velhasıl bu da böyle arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta server bu şekilde açılıyor. Yani Bucket List Server bu şekilde açılıyor. İndirdiğiniz pluginleri plugins klasörüne attığınız zaman e, aktif olmuş oluyor. Benim şurada e, olması lazım. Bir dakika nerede? Heh. Ben burada işte e, World Edit falan kurmuştum. Buraya direkt atıyorsunuz. Plugininiz kurulmuş oluyor. Bu şekilde e, kurulum işlemi arkadaşlar. Hmm, bir de unutmadan. Antivirüs programınız engel olabilir. Ee, Serverınıza başkalarının girmesini Onları da kapatın. Server açarken. Ee, Asset de mesela bu. Oluyor. İşte korumaya geçici olarak devre dışı bırak falan diyor ya. Onları yapacaksınız. Yani antivirüs programlarını kapatın belasın. Hmm, bunu da açıkladık arkadaşlar. Minecraft'ta server bu şekilde açılıyor. Ee, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Ee, dediğim gibi okul e, vesilesiyle videolara devam edemiyorum ama kaldığımız yerden yine şu okuldaki dersleri cattarı cuttarı halledince devam edeceğim. Ee, birlikte güzel yine oyunlar oynayacağız. Ee, i̇zlemeye devam edin beni. İyi günler, iyi oyunlar.